Emir Bey ne diyor? Emniyet imamı Osman Hilmi Özdil'i yönetiyordu. Yani şimdi, emniyet yapılanmasının mimarı. Şimdi ben Kemal Bey'e sormak istiyorum. Siz kaç yıllarında emniyet müdürüydünüz? Ben valiydim. Daha sonra da genel müdür oldum. 97, 95, 97. 97. Şimdi bunların emniyet imamları o zaman da varmış, vardı, değil mi? Tabii. Vardı. Siz hiç hissetmiyor muydunuz tabii, bunu? Tabii hissedilir. Raporlarda hep siz yazılır. Ne zaman, hangi yıl? Ben 95'te valiydim. 98'e kadar i̇şte genel müdürde. O zaman Kemalettin Özdemir adlı emniyet imamı vardı. Zaman zaman bu raporlar zaten hep gelir. Siyasi iradeye de sunulur. Hatta o zaman biz şöyle bir rapor sunmuştuk. Refah Yol Hükümeti'nin yıkılışında Fethullah Gülen'in bizzat eli vardır. Hükümetin yıkılışında. Öyle mi? O zaman çok şöyle bir şey oldu. Ne yaptı ya? Refah Yol Hükümeti'nde bir takım milletvekilleri ve bakanlar hedef alındı. Kara propaganda yapıldı. Şimdi bunu 28 Şubat'a da yakın olduğumuz için anlatayım. Sayın Erbakan'la Tansu Ansuçil Hanımefendi bir anlaşma yapıldı. Bir yıl sen başbakanlık yapacaksın, ben yardımcı olacağım, öbür yılda değişecek. Sayın Erbakan, rahmetli Erbakan o zaman başbakandı Refah Yolu. Havada ikmal yapacaklardı. Çok iyi de bir başbakanlık yaptı. Sonra bir yıl dolduktan sonra değişelim dendi. O arada da biz bir rapor da sunduk. Dedik ki yani Sayın Çiller'e verilmeyebilir başbakanlık diye. Ama bu maalesef dinlenmedi o zaman ve çekildi. Hükümet rahmetli Erbakan çekildi. Tansu Hanım'a verilmedi. Demirel de Mesut Yılmaz'a verdi. Şimdi, olayı ben kendi açımdan yapayım. Siz tabii emniyet açısından, ben medya açısından görüyorum. Siz de o zaman oradaydınız. Medya açısından görüyorum. Tansu Çiller'in bütün bakanları ve milletvekilleri o zaman tırnak içinde kartel medya tarafından bütün bel altı dosyalarla hedef alındılar ve korkutuldular. Telefonlar geldi. Albaylardan telefonlar geldi. Ama daha çok bel altı dosyalar vardı. Evet. Belli ki bu bel altı dosyaları o zamanki kartel medyası bu FETÖ'den almış. Onlardan beslenmiş. Aynen. Ne diyorsun Abdurrahman? Kesinlikle o dönem Fethullah Gülen'in zaten vaazları var biliyorsunuz. 28 Şubat sürecinde çok etkiliydi. İşte, 28 Şubat yanlısı demeçleri var. Demeçleri var. İşte Furuattır, teferruattır falan. Furuattır gibi başörtüsü için açın dedi. Orada başörtülü genç kızlarımız üniversitede itilip kakılırken bir açıklama yaptı. Herkes başını açsın. Örgütte başörtüsü teferruattır dedi. Önemli kırılmalar yaşanmıştı o dönemde. Zaten TSK'da gerçekten o dönemde atılan subaylar Fethullahçı olmayan ama dindar olan insanları attılar. Ama asıl darbe meclisteki denge değişerek sağlandı. Ve bu meclisteki dengeyi kartel medyası yaptı. Kartel medyasının tetikçileri yaptı. Fethullah Gülen Milliyet ya da Hürriyet gazetesi de demedi mi? Demeç verdi. Çekilmesini bilmeli Erbakan. Evet, çekilmesini bilmeli dedi. Askerle ilişkiler kuruldu o zaman, bazı genelkurmay başkanı. Bir de tabii bunu konuşuyoruz. 28 Şubat'ta 3 gün önceydi sanıyorum. Evet. Yani yeni geçti. Tabii iyi oldu bu. Bütün sufleyi veren o zaman da 97 2000'li yıllarda veren de FETÖ'dü, halen de veriyor. Bakın FETÖ için insanlar diyor ki bitti. Hayır. ABD olduğu sürece şu gerçeği net bilmeli. Amerika Birleşik Devletleri olduğu sürece FETÖ'yle mücadele bitmez. FETÖ'yü alırlar, İyi Parti'nin içine sokarlar, oradan alırlar, başka Zafer Partisi'nin içine sokarlar, farklı tarikatların içine giydirirler. FETÖ'yü kullanışlı casuslar olduğu için her yere sokarlar. Dolayısıyla, o zaman şöyle de bir şey oldu. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadağ'ı öğrencilerle beraber FETÖ'nün önemli birisi, tam ismini hatırlayamadım. Burada da var arşivlerinizde sizin. O zaman ziyaret ettiler. Da bu hizmet hareketini takdir ettiğini söyledi. Yani irtica ile mücadele eden, sonra onun öncüsü olan Genelkurmay Başkanı o zaman bunları kabul etti. Yani çok iç içeydiler, belliydi. Asıl Clinton'ın 1998 yılında bir konuşması var, Bill Clinton'ın. Belki reklam arasında bulursak yayınlarız. FETÖ'nün nasıl önemli ve iyi bir örgüt olduğunu anlatıyor. Vaiz yani. Diye bahsediliyor. Vaiz diyor, çok Vaiz dünya Gülen çapında. Diye bahsediliyor. 1998 yılı en sanırım. En çok Cemil Bey biliyorsun Hillary Clinton'ı FETÖ'nün Amerika'daki önemli isimleri bağışlar yaptılar, destekler verdiler. Bağışlar yaptılar, onlara inanılmaz destekler verdiler.
aslında FETÖ'cüler hem demokratlara yardım ettiler hem cumhuriyetçiler. Evet. Hangisi gelirse biz kazanalım diye her iki tarafa da farklı görüntüler adı altında. Örgütün bazı iş adamları demokratları destekledi, bazıları da Hillary Clinton gibi. Hangisi kazanırsa ama örgüt kazanır. Sonuç olarak burada bizi etkileyen şey kartel medyasının yaptığı tetikçilik oldu. Onların yaptığı tetikçilik olmasaydı kesinlikle. O refah yolu hükümeti devrilmiyor olacak. Canan Hanım'ın her zaman söylediği gibi 28 Şubat soruşturmasının basın ayağı eksik kalmıştır. Eksik kalmıştır. Yıl döneminde tekrar vurguladı. Tekrar söyleyelim. Darbeyi bir fiil yapan, hükümeti devirenler cezasız kaldılar. Yani kartel medyasını gazeteci ayakları medyasını FETÖ o zaman mükemmel kullandı. Ve FETÖ herkes bazen yani siz bildiğiniz bazı isimler vardı. Onlar Fethullah Gülen çok da kötü adam değil falan demeye başlamışlar. Hala diyorlar ya. O zaman öyle diyordu. O zaman onur demek kolay değildi. Ama bir zaman biz bir askerin işte hani şu olayı vardır. Sarımsak olayı vardır. O zaman bir gün yüzüne çıktı olaylar. O çıkan raporu ben gördüm o zaman. Ya Fethullah Gülen'in IŞİD evlerinin listesini sayfalarca bilgisayardan listesi vardı. Ya sadece Konya'yı bitiremedim ben. Ya öyleydi. Asker bu derecede hakimdi ama buna rağmen FETÖ'cülerin terfisine imkan sağlayan yola girdiler. Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı'nın hapse girdiği bir yerde FETÖ tarafından ne yapsın? Ya Genelkurmay Başkanı'na özel kalem müdürü silah dayıyor. Götürüyor. Böyle bir şey yapılamaydı. Evet, şimdi bir sonraki adam. Bunun arkasında istihbarat teşkilatı yoksa bunu yapamaz işte. Kudret Ünal, Fethullah Gülen'in doktoru Abdurrahman. Meşhur bir şey var ya, ceketin üstünde. Ceket üstü tansiyon ölçen bu muydu? Bu adam işte. O adam enteresan. Ben ilk kez yani bugüne kadar ceket üstünde tansiyon ölçüldüğünü, hani orada dümenden bir resim veren kişi. Örgütün önemli isimleri, saygın isimleri. Peki şimdi konu geldi madem doktordayız. Ölmüyor mu bu adam ya? Şimdi Fethullah Gülen şu an akli dengelerin çoğunu kaybetmiş durumda. Demans hastalığı başladı. Zaten pankreas hastasıydı biliyorsunuz. Onun için bu kişi Hacettepe Üniversitesi'nde, Kudret Ünal Hacettepe Üniversitesi'nde dünyadan en önemli bilim adamlarını getirip pankreası nasıl tamir edilir, pankreas nakli yapılabilir mi gibi böyle bir yatırım yapan birisi. Şu anda o pankreasının da ilerlemesiyle hem akli melekir artık tanımıyor, vaaz veremiyor. Fethullah Gülen'in işte Herkülok gibi sitelerinden artık güncel bir şey yok. Ama bu yıllardır yok zaten değil mi? Yıllardır yok. Eski kasetleri döndürüyor ama artık kimseyi de tanımıyor. Örgütü aslında bunlar yönetiyor. Cevdet Türk yolu gibi, Kudret Ünal gibi. Büyük ihtimalle bu doktor ise bu ne diyorsa o oluyordur. Çünkü yanına kimin girip çıktığına ne olduğuna doktor karar veriyor. Örgütün üst kurulunda yer alıyor diyor. Bak. Evet. Üst kurulunda yer alıyor. Sürekli Fethullah Gülen sürekli kampta yaşıyor bu arada. Sürekli 7-24 yanında ambulans var. Ben helikopterle 2015'te tepesinde dolaşırken şunu demişim. Evet. Sevgili A Haber. Helikopter mi tuttun Amerika'da? Tabii. Sevgili A Haber izleyicileri, Sayın Cumhurbaşkanımız, o zaman Sayın Başbakanımız. Arşivde vardır, çıkarabilirler. Başbakanımız inlerine gireceğiz demiş. Şu an inlerinin üstündeyiz. Hatırlıyorum. Evet, geçelim bir sonraki şeye. Şerif Ali Tekalan Fatih Üniversitesi'nin rektörüydü. Eski rektörü. Orada da galiba örgüt bir üniversite kurdu. Oranın başında. Aynen. Texas Üniversitesi'nde North American Üniversitesi'nin de uzun yıllar şeyini yaptı, rektörlüğünü yaptı. Şu an emekliye ayrıldı ama halen vaazlar veriyor. Evi de bu üniversitenin yanındaki sitede bir ara oturdu. Şu an başka bir evde oturuyor. Lüks bir evde, müstakil bir evde eşiyle ve bir bekar oğluyla beraber oturuyor. Zaman zaman kızı ve damadı Türkiye'den gidip kendisiyle görüşüyor. Bu bilgilere biz haizsiz. Türkiye imamı ve ne diyor? İstişare kurulu üyesi diyor eski, değil mi? Eski Karlov suikastinde de sanık olarak kırmızı bültenle aranıyor. Rus Büyükelçi Andrei Karlov'un öldürülmesine. Orada o dosyada da siz bunu da biliyor musunuz Kemal Bey? Yani talimatı verdi diye bununla ilgili şey var. Talimatı buradan aldı diye o polis. Geçmişte tanıyor musunuz diyor. Tabii bu rektör. Bunu herkes genelde tanınır bu. Çok burada işlerinde bizim tanıdığımız en önemli isimlerden. Siyasetçilerin yakından bildiği önemli bir isim.
halen de aktif olarak zaman zaman YouTube'da yayınlar yapıyor ama aşırı derecede kilolu olduğu için evden bile dışarı çıkamıyor. Evet. Yani. Bir sonraki sayfaya geçelim. Bir sayfamız daha var. Bir buyurun Kemal Bey. Evet. Tuncay Öpçin, Abdurrahman Şimşek galiba. Bunu ben biliyorum. Gitti. Aralarında yani tek bildiğim bu galiba. Benim. Bu yatakta basacaklar, şafakta asacaklar diye, bir darbeden hemen önce bir tweet atmıştı hatırlarsanız. Çünkü darbeyi bilen bir insan bunu darbeden önce yatakta atar, basacaklar, şafakta asacaklar. Ya zaten diye. Darbe bilmeyeni var mı bunların? Aynen, kendileri yaptılar biliyorum darbeyi. Bu yani uzun yıllar Fethullah Gülen'le aynı malikanede yaşadı. Örgütün basın işlerinden... Medya değil mi? Ben de öyle biliyorum. Evet, basın işlerinden, sosyal medya işlerinden sorumluydu. Mehmet Baransu'nun imamı. İmamı. Evet. Mehmet Baransu'nun imamı. Bu belgeleri bu tabii, ondan bu alıyor. Tarafta tabii, da bunlardan tabii, tabii alıyor. Balyoz belgelerin... Kurtuluş da bilir tamam, Tuncay Yopçin'i. Kurtuluş, sen ne diyorsun Tuncay Yopçin? Yani tabii görünen bir figür değildi. Nasıl saklandığını anlatayım. Bugün gazetesinde... insanlar mesela Tuncay Öpçün diye birini tanıyor. Ama bugün gazetesinde sıradan bir tane editör bu. Fakat Türkiye'nin orduyla ilgili bütün FETÖ'nün belgelerini, yani şantaj, montaj, doğru, yanlış bütün belgeleri sızdırıp Baransu'ya aktaran isimdi. Şey, ondan önce kendisi. Kurtuluş bu eski askerdi galiba. Aksiyon Deniz Kuvvetleri'nde bir girişi olmuş galiba. Aksiyon dergisinde Deniz Kuvvetleri'ndeki o Kadir Sarımsağ'ın olduğu evet, bir Batı Çalışma Grubu ile ilgili onlarca haber yapmış birisi. Deniz Kuvvetleri imamlığı yapmış. Önemli bir mahrem imam, asker imamıdır. Kurtuluş bu bavulu bu vermişti değil mi? Bavulu bu verdi. Bavulu evet, bu evet, vermişti bavulu bu yanlış evet, hatırlamıyorsam. Evet, kesinlikle. Evet, evet. Zaten o dosyadan da şüpheli aranıyor. Baransun'un örgütün bu sanırım gri listesinde şu anda en çok aranı. Kendisi işte şafakta basacaklar, yatakta basıp şafakta basacaklar. Bir tweetinden sonra ben de bunu bu şahsı Texas'ta bastın mı? Houston'da, bence bu senin fotoğrafın. Yok sabahın köründe bayram sabahı onu evinden çıkarken ben de onu fotoğraflarını çekip güzel, yayınlamıştık sabah. Basında Baransu'dan dolayı basında neticede bu çok. Burada bakın burada kendisi burada. Evet, zaten şurada gözüküyor. Bu arada bunu biz çekmedik. Google Earth'ün çekti. Zaten kendi çekti. Kendileri otomatik evet, çekilmiş. Peki. Ali Yurtsever'in burası lüks malikanesi. Kim Ali Yurtsever? Ali Yurtsever'e bakalım. Kemal Bey siz biliyor musunuz? İstişare heyetinden. İstişare heyetinden de çok derinliğin. Eskiden çok... hepsini bilirdim de biraz unuttum galiba. Evet. İsmini hep bilirim. Tamam Ali Yurtsever'i geçelim da, yoksa. Adem Kalaç önemli. Bu isim Amerika'da medyadan sorumlu imamdı. Örgütün Amerika'daki birçok medya şirketlerinin başındaki bir isimdi. Var mı burada bilgisayar en azından? Şimdi Ali Yurtsever'i söyleyelim. ABD'de FETÖ'nün çatı kuruluşlarından Rumi Forum. Çok önemli biliyorsun Rumi Forum. Evet. Bu Rumi Forum'da başkanlık yaptı. Yani Rumi Forum'un başkanlığı bir bence çok önemli. Şöyle bir geri önemli, gel görsün kamera. Ha, Rumi Forum Washington DC'de merkezi evet, bu arada. ABD'de koyu bir Katolik üniversitesi olan bir üniversitede sözde İslam danışmanıymış. Evet, tamam onu da geçtik. İslam onu da geçtik. Adem Kalaç'ı söyledim. Bire rol verildi hepsine. Adem Kalaç'ı, Adem Kalaç buradan bulabileceği. Ben Kalaç söyleyeyim, önemli isimlerden biri. Örgütün çok önemli medya süreçlerinde evet, yayınlarını, dünya üzerindeki yayınlarını yöneten önemli isimlerinden biri. İstişare heyeti üyesiymiş aynı bu zamanda. Bu da en tepede örgütün yani. Tabii tabii. Burada evet, isimler hep Ahmet tepede. Ahmet Kırmiç. FEM dershanelerinin tamamının örgüt adına sorumluluk yapmış. Eski İstanbul imamı. Evet. FEM dershanelerinin başındaymış. Şirinevler'de yeri vardı. Genel FEM dershaneleri örgüt için çok önemli. Örgüt oradan insan kaynağı aynen, kazanıyor. Evet. Bravo. O hocam, çocukları ortaokul birinci sınıfta. Dershaneden sınıfta, yönlendiriyor zaten. Tabii, zaten ilk arıza bu sokuyorlar, dershanelerden bakın, çıktı. Seviye belirleme mi sınavı yapıyorlar. Seviye belirleme sınavında çocukları orada zeki çocukları yakalıyorlar. Bir daha da peşini tam bırakmıyorlar. Tam zeki değil. Oradaki, yani, oradaki baktıkları zaten, kriter şöyle. Ben anlatayım. Pardon. Bir zekasına bakıyor. Belli bir şeysi olacak. Bir de hipnoza açık mı? İtaat kültüründe kültürü var mı? Telkin edilebilir biri mi? Telkin edilebilir birisi yani mi? Yani itaat kültürü olacak. İtaat, onu görüyorlar. Mesela orada testler yapıyorlarmış. Ailesine rağmen mesela şunu yap diyorlar. Bakıyorlar. Ailesine rağmen bir şey yapıyorsa evet, artı aynen, puan alıyor. Evet.
Cemil Koca, Abdurrahman Şimşek. Eski Ankara imamı. Evet, Cemil Koca bayağı Ankara'da gitti. Çok önemli bir imam. Ankara'daki bütün siyasetçileri, bütün Büyük Millet Meclisi devlet kurumlarından sorumluydu. Önce Ankara imamı, sonra Ankara bölge imamı oldu. Önemli lüks, bir isim. Lüks arabalara evet. Bakar mısınız? Evet. Burada lüks arabalar, bu da, iki tane lüks kırmızı araba. Bültenle aranıyor olması lazım. Ne yazıyor lazım. Cemil Koca'nın şimdi? Örgütün mollalarından birisi. Cemil Koca Ankara'daki paralel okullardan sorumluydu. 2014 yılına kadar Ankara il imamı evet. olarak aynı faaliyet zamanda Samanyolu gösterdi. Koleji örgütün Ankara'daki himmet paralarını iş adamlarından himmet paralarını toplayan kişilerden birisiymiş. Önemli kişilerden. 2014'te kaçmış. Aynen. 2014'te bunu ilk medyada deşifre eden yine Sabah gazetesi olarak evet. biz olduk. Bir geçelim. Bu Gültekin Bibar. Bu da önemli örgütün. Var mı? Önemli örgütün istişare heyetindeymiş. Bunlar istişare heyeti. Rıdvan Sadık Rıdvan. Kesmeci, bu da Ankara'da mıydı? İstanbul'da mıydı? Bu da önemli bir örgütün mollalarından birisi. O da firari ilk kaçanlardan birisi. Erzurum ve İstanbul bölge imamlıkları yapmış Sadık Kesmeci. 7 Mayıs 2009'da bu yurt dışına evet. çıkmış. Bak, ilk biraz kaçanlardan dedim. Sait Kaya Amerika imamı. Önemli New Jersey'de yaşıyor. Bu da sanırım bu da Fethullah Gülen'e en yakın isimlerinden biri. Örgüt içinde de bu arada Cemil Bey istişare heyetinde bu imamlar birbirine girdi. İngiltere ayrı, Amerika ayrı, Fethullah Gülen en sonunda şey yapamadı. Bütün süreci işte o Uzun Cevdet'e teslim ettiler. Sait Kaya Milli Eğitim Bakanlığı imamlığı yapmiş Abdurrahman Şimşek. Milli Şimdi suçlular var. Nasıl yakalanıyor? Barkosuna geçmeden ben bir şey anlatayım. Bir konu anlatayım. Bir Poyraz. Peki anlattım. Şöyle bu Fethullah Gülen 99'du galiba Amerika'ya gitti. Ondan sonra bunlar tabii Türkiye'ye ele geçireceklerdi. 98'de gitti. Türkiye'ye ele geçirecekleri projesi devam ediyor. Ama her ihtimale karşı orada da örgütünü Fethullah Gülen'e ya kimisi 2004'te kimisi 2009'da getirirler örgütünü orada kurdu. Evet. Şimdi Poyraz Hoca çok acayip bir durum var değil mi? Böyle bir örgütün dünyada örneği var mı? Yani şimdi Almanya'yı nasıl örgütlerle elde tutuyorlar veya başka ülkeleri, Afrika, yani böyle bir yapılanma, bir kere CIA'nin know-how'u bu değil mi? Kesinlikle. CIA'nin know-how'u ile yapıyorlar. CIA bunu bir tek Türkiye'de mi kullanıyor? Bütün dünyada kullanıyor. İşte başta Putin, işte vizyoner, o tarihin misyonuyla hareket eden bir lider. O bir şekilde ön ayak oluyor ve Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinden, keza Afrika'dan. Yani burada tabii askeri şeyde ben hatta espriyle konuya yaklaşıyorum. Biz sızmışız diyorum. Çünkü bir şeye sızılması için çoğunluk ve azınlık şeyini her tarafın onlardan olduğu bir durum ortaya çıkıyor. Cizvit rahipleri gibi gizli örgütlendikleri için. Yani bu dünya ordusunda ki Türk milleti, ordu millet daha büyük zarar verebilecek bir yapılanma sanırım ortaya çıkamaz bir daha. Peki bunun ya örnekleri böyle... Başka var mı? Nasıl? Bunlar hep yani CIA nasıl kullanıyor bunu? Hep din üstünden mi gidiyor? Evet. Başka çıkar şeyleri mi yapıyor? Dünyada nasıl mesela Saddam'ın ordusu da bir anda direnmeden çökmüştü değil mi? Evet. Almanya'da zaten dibinden ele geçirmişler. Yani nedir bunu CIA'nin bir sınırı var mı bu işi şimdi kullanırken? Yakalananların ifadeleri üzerinden söyleyebiliriz. Hala o sümüklüden korkuyorlar. Yani bana ahiret hayatımda şey vermesin diyorlar. Yani öyle bir zihin yıkama ki zaten bütün terör örgütleri bu şekilde çalışır Cemil Bey. Yani bu sadece ordu üzerinden değil bütün topluma aslında sirayet edecek şekilde işte kendilerine müzahir adamları kullanmak suretiyle her yerde işte 15 Temmuz'da hepimiz yaşadık ve neler yapabilecekleriyle ilgili de bütün Türk halkının net bir fikri var. Dolayısıyla şu anda uzanabildiği her yere kadar bu biraz önce çok güzel ifade edildi. Ha, ABD bundan vazgeçer mi? Ben ona katılmıyorum. Kesinlikle. ABD menfaatleri gereği herkesi satar. Yani dolayısıyla ben FETÖ'nün de ABD sonsuza kadar var olduğu müddetçe var olacağını değerlendirmiyorum. İşe yarada müddetçe kullanacaklar. Tabii tabii. Başka yerlerde başka aparatlar olarak kullanmaya devam eder ama satar bırakır. Hatta ben PYD için de aynı şeyi söylüyorum. Onlar zaten satıldılar değil mi büyük ölçüde? Bırakır gider. Yani işte Afganistan'a bakın, Vietnam'a bakın. Yani Irak'ta tabii Saddam'ın ordusu bir şekilde yer altına çekildi. Daha sonra işte başka terör örgütleri olarak da orada izliyoruz. Da gene böyle bir örgütlenme vardı değil mi içinde? Ya bunların olmadığı, bakın ABD, CIA'nin olmadığı, bugün işte 7 Ekim saldırılarını konuşuyoruz değil mi? İşte 5 aydır büyük bir kıyamet izliyoruz. Tamamında birden zaten aynı elin parmakları var. Ama
İşte Antalya diplomasi forumuna sanırım sıra gelecek. Bakın New York'tan daha önemli, Davos'tan, Münih Güvenlik Zirvesi'nden daha önemli bir toplantıya aslında bunu adil milletler topluluğu olarak adlandıralım isterseniz. Çünkü dünya beşten büyüktür mottosunun tam da yeri ve yepyeni bir düzen kurulurken Türkiye de buna liderlik ediyor. Yani bu ve bütün mazlum milletlerin aslında sesi olan lider ülke pozisyonunda Türkiye. Evet. Şöyle bir şey var. Hani siz sordunuz ya siyah her yerde nasıl yapıyor? Nasıl aslında siyah örneğin Almanya'ya hakim. Nasıl hakim? İstihbaratıyla hakim. Çoğu ülkelere istihbaratıyla. BND'yi zaten CIA'yı kurmuş. Çoğu ülkelerde böyle. Ama Türkiye'de demek ki istihbaratı tam hakim olamadı. Olamayınca ne yaptı? Mesela El-Kaide'yi nerede kullandı? Bir dini örgüt. Ama Türkiye'de olamayınca bu örgütten nüfuz etti. Kurdurulmasından itibaren biliyorsunuz daha başından itibaren kuruluşu, yani FETÖ'nün kuruluşundan itibaren CIA bunun ara çalıştı ve bu örgüt kanalıyla gitti. Buradan şunu anlaşılıyor. İstihbaratımız yani bazıları milli değildi falan diyorlar ama istihbaratımız da bunlara teslim olmamış evet. ve böyle kullandı. Ama FETÖ. İstihbaratımız da darbeleri başbakanlara haber vermiyordu Sayın yani, Genel Müdürüm. Nihayetinde NATO'yla çalışıyor. Gayrimilli çalışıyor. Bunlar evet. için bir diyeceğim bir şey var mı? Yani bu Irak'tan bahsettiniz. Kes Nezani diye bir örgüt. Şimdi FETÖ'cü CIA'ya FETÖ mantığı. Devlete nüfuz etmek için paralel bir ama o ülkenin tarihine, dokusuna, dinine, inancına, mezhebine uygun örgütler şey yapıyor. Bunun 1970'lere uzanan bir geçmişi var. Hatta daha önce bir damardan alarak geliyorlar bu FETÖ'yü. Küresel bir proje olarak şekillendiriyorlar ve devleti ele geçirecek bir proje. Bunun bir kısmında hem devleti kullanacaklar ama yeri geldiğinde de o devleti çökertecekler. Evet. Bunu Irak'ta da aynı şekilde kullandılar. Türkiye'yi de aynı şekilde kullanmak istediler. Bunun miladı var. Dönüm noktası Tayyip Erdoğan'a çattılar deyim yerindeyse. Tam yani tarihine kurtuluş taşa yani. Taşa vurdular. AK Parti'nin bunu anlamasının tam tarihleri aşağı yukarı sence 2009, ne? Ben onu konuyu açıklayacağım. 2009'da evet. Davos zirvesinden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız orada Davos çıkışından evet. sonra Fethullah Gülen'in bir vaazı var. Nazif bilir. Otoriteye karşı gelmemek lazım diye otoriteden izin alınması şeyde, lazım. Mavi Marmara. Mavi Marmara. Mavi Marmara. Mavi Marmara. Mavi Marmara. Evet. Olayını yani aslında ilk daha önce orada yaptı. 2002'ye 2003 yıllarına da geçer. Çok meşhur bir şey vardır ya FETÖ'nün. Tayyip Erdoğan daha yönetime gelmeden bunların işini bitirmek lazım diye bir cümle kullanmış. Yani evet. önce bunların işini bitirmek lazım. Yani biliniyor aslında nasıl bir örgüt olduğu fakat bunu çok tehlikeli bir şekilde böyle sinsice kullandılar. En son devleti çökertmeye dönük bir hamle evet. yaptırttılar evet. bunlara.